Niyaz Kılıç'la gündem programına hoş geldiniz. Bugün de sıcak gelişmeleri takip etmeye, gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. İstanbul'da bazı sitelerin aidatlarında çok yüksek fiyatlara varan zam yapılması vatandaş artık isyan ettirdi. Yöneticiniz her şeye zam geldi diye aidata zam yapabilir mi? Ek aidat toplayabilir mi? yasal bir sınır var mı merkezi sistemle ısınan sitede oturanlar dikkat bu program biraz da sizler için evde çok oturmuyorum doğalgazı çok kullanmadım gibi gerekçeleriniz varsa fatura ödemek zorunda mısınız tüm bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını uzun yıllar sektörde inşaat mühendisi olarak çalışmış uzun yıllardır yönetimde tecrübe sahibi olan firma sahibi Sayın Hakan Akyol'la konuşacağız. Niyaz Kılıçlı gündem başlıyor. Site ve apartman yöneticisinin görevleri nelerdir? Aydat zammı en fazla ne kadar olabilir? Merkezi ısıtma sisteminden ayrılmak mümkün mü? Villa, plaza ve sitelerde yönetimin önemini inşaat mühendisi yönetici Hakan Akyol anlatacak. Gayrimenkul sektöründe hangi sorunlar yaşanıyor? Emlak fiyatları neden artıyor? Konut piyasası düşecek mi? Gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri iş insanı Medet Anlı anlatacak az sonra. Sayın izleyicilerimiz, programımıza tekrardan hoş geldiniz. Sohbete başlamadan önce yani ben tekrardan sizi e, konuğumuzla tanıştırayım. İnşaat mühendisi, iş insanı, yönetici Hakan Akıyol. Hakan Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de izleyenlerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim, Rica ederim. minnettarım. Bu sohbette başlamadan önce öncelikle biraz kendinizden bahsetseniz hangi üniversiteyi bitirdiniz? Bugünkü işinize nasıl geldiniz? Biraz bu konularda. Evet 2004 mezunuyum. İnşaat mühendisiyim. E, yurt dışında e, okul biter bitmez yurt dışında büyük firmalarla yaklaşık 12 sene kadar e, çalıştık. Hı -hı. Şantiye şefliği, proje Hı -hı. müdürlüğü, Hı -hı. teknik ofis derken Hı -hı. E, tekrar yurdumuza 2016 yılında Döndünüz. döndüm. Hı -hı. 2016 yılında da Kadıköy bölgesinde kentsel dönüşümle alakalı ee, i̇lk, projemiz, ilk projemize başladık. Ekip arkadaşlarımız bir viter hazırlamışlar. Aydatlar neden artıyor? Kış aylarının gelmesiyle yakıt faturaları cep yakıyor. Merkezi ısıtma sistemli yapılarda tasarruf sağlanabilir mi? Arkadaşlarımızın hazırladığı haberimizi izleyelim. Üstünde konuşalım. konut sitelerinde belirlenen aidat tutarlarının hızla artması ve neredeyse kira fiyatları kadar olması site sakinleriyle yönetimlerini de karşı karşıya getiriyor. Uzmanlar da fiyatlara müdahale etmek için genel kurula katılıp söz sahibi olun uyarılarında bulunuyor. Önümüzdeki yılda aidatlarda önemli miktarda artış olması kaçınılmaz görülüyor. Havaların soğumaya başlamasıyla kaloriferler de yavaş yavaş yakılmaya başladı. Kombi yakmayanların hakları da merak konusu oldu. Soğuğun iyice etkisini göstermesi konutlardaki doğalgaz faturalarındaki artışı da beraberinde getirdi. Türkiye'de tüketilen enerjinin büyük bir kısmı konutlardaki doğalgaz gibi ısıtma harcamalarına gidiyor pay ölçerli merkezi ısıtma sisteminin bulunduğu sitelerde bazı daire sahiplerinin kullanmadıkları halde yüksek ısınma faturası ödemesi tartışmaları beraberinde getirdi. Doğal gazını yakmayanlar da fatura ödemekte yükümlü mü? Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmelik ne? Merkezi sistemle ısınan binalarda da artık az yakıp az ödemek mümkün mü? Hepsi ve daha fazlası Niyaz Kılıç da gündemde. Hocam gördünüz VTR. I. Bu evet. VTR'den yani yeni de bir soru çıkıyor. Site yöneticinin görevleri nelerdir? Ama bir önce bu önceki olan soruya bir cevap verirseniz siz. Aydatla ilgili ne, neden artıyor? Aydat sebepleri. Artmasının sebebi tamamen sosyoekonomik ülkemizin içinde bulunduğu sosyoekonomik durumdur. Hı hı. Asgari ücret, asgari ücrete bağlı işçilik maliyetleri, işçilik maliyetlerine bağlı SGK primleri, hı hı. E, sitede çalışanlar, siteye hizmet verenler, bunların hepsi adam çarpı saat olarak hı hı. bizlere hı hı. E, bir e, yükümlülük, bir maliyet getiriyor. Hı hı. E, bundan kaçma şansımız var mı? Hı hı. Var. Hı hı. Ancak bu sefer de binanın eksikleri ortaya çıkacak. Hı hı. Binada görevli barındırmama, hı hı. büyük sitelerde işçi azaltma, hı hı. devamlı e, maliyetleri düşürmek ancak hizmet kalitesini devamlı üst seviyede istemek. Hı hı. Maalesef böyle e, bir durum yok. Hı hı. O yüzden e, bütün kat maliklerini hı hı. özellikle yaklaşan hı hı. E, Ocak ayı 2023'te tüm yönetim planlarına bağlı hı hı. E, olağan kat malikleri toplantısı... Hı hı. Toplantıları başlayacak. Herkese oturduğu sitenin, apartmanın hı hı. ya da plazanın hı hı. maliki olduğu bölgenin, hı hı. maliki olduğu binanın hı hı. kat malikleri toplantısına katılmaya davet ediyorum. Hı hı. E, katılmadıkları toplantı, alınan kararlar, bunlar hep e, hı hı. ekonomik olarak herkese maalesef yansıyacak. Hı hı. E, tüm kat maliklerinin çoğunluk olarak aldığı kararları da diğer kat malikleri uymak zorunda. Hı hı. Kat mülkiyeti kanunu. Hı hı. E, kanun ne diyorsa hı hı. E, sitelerde, apartmanlarda o oluyor. Sitenin yöneticilerini kim belirliyor? Sitenin yöneticileri sitenin malikleri belirliyor. Hı hı. Malik, sakin ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Hı hı. Malik o, o sitede site site Kat irtifaklı sitelerde böyle mi? Her yerde böyle. Her yerde, her yerde böyle. Yerde böyle. Ama bazı sitelerde maalesef belki de siz biliyorsunuz Hı -hı. ya da bilmiyorsunuz kat maliklerin haberi bile yok. Geçirilen meclisten. Evet, yani, bu genel meclis oluyor her yıl. Hı -hı, tabii her Ama yıl bir toplantı oluyor. Evet. Bunlar usulsüz hareketler, Hı -hı. bunlar usulsüz toplantılar, Hı -hı. bunlar e, hukuka aykırı hareketler. Hı -hı. E, o yüzden e, demek tüm ki, kat maliklerimiz böyle durumlarda. Yani resmi bir şekilde şikayet edebilirler. Sulh Hukuk edebilirler. Mahkemesi'ne giderek hı hı. yapılan toplantının iptalini, hı hı. E, yapılan çağrı metninin dahi hı hı. topla e, hukuka uygun olmadığı ile alakalı hı hı. E, itiraz edebilirler. Hı hı. E, ancak e, doğru iletişim kanallarını kullanmak gerekiyor bu durumda. Çağımızın bazı teknolojileri var. E-mail, gruplar, hı hı. iletişim grupları burada hatta e, cimere de şikayet edebiliriz. Evet evet buluncu. evet evet. Ancak e, bu hukuksuz e, site yönetenler, bu hukuksuz apartman yönetenler Hı -hı. maalesef hem bizim Hı -hı. sektörümüzde Hı -hı. E, bir yara açıyor, Hı -hı. hem de e, insanları Hı -hı. mağdur ediyor. Hı -hı. Şimdi Hakan Bey, benim sosyal medyada hesabım var ve hafta içinde böyle vatandaşlarımız bana soru yazıyorlar. Hı -hı. Artık böyle praktisyen varmış. İstanbul'da hı hı. yani bazı siteler mesela mesaj geliyor aydatını ödemediniz evet evet şu falan gün içinde ödemesini yapmasanız biz sizin ısıtma sisteminizi kapatacağız bu nasıl bu da hukuka aykırı bir eket ee, onu yapmaları ha hakkı yok onlar hayır kimsenin böyle bir e insanların e böyle bir hakkından vazgeçme ya da vazgeçilme durumu maalesef Yok. Hı hı. Neden yok? Ee, siz ay dağıtınızı ödemediniz. Hı hı. Siz üstünüze düşen ısı pay ölçerini hı hı. den gelen tutarı ödemediniz. Ya da yükümlülüklerinizi yerine getirmediniz. Hı hı. Bunun tek çözüm yolu hukuktur. Hukuk. Hukuktur. Ee, hiçbir şekilde ortak alanda hı hı. kesintiye gidemezsiniz. Hı hı. E, gerekli zamanda ilk önce uyarınızı yaparsınız. Hı hı. E, yine hukuk yoluyla... E, böyle bir isteğiniz olduğunu hı hı. kat sakinine ya da malikine bildirirsiniz. Hı hı. Ve sonrasında yapacağınız tek şey hı hı. hukuktur. Hı hı. E, beklemektir ve e, hukuka güvenmektir. Hı hı. Şimdi diyelim ben kış aylarında İstanbul'dan diyelim Antalya'ya taşındım. Evet. 3-4 aylık. Ve sitede benim dairem var. Evet. Ben onun yani benim dairem boş. Yani benim dairem boş duruyor. Evet. Ben onun ısıtmasını ödemeye nasıl mecbur muyum? Evet, mecbursunuz. Niye? E, çünkü ortak A, alanda kapalı ya. Kapatsanız dahi Hı -hı. E, merkezi sistemde Hı -hı. E, belli bir ısı akışı var. Hı -hı. Bu ısı akışı e, sistemi devamlı e, belli bir Hı -hı. seviyede tutar. Hı -hı. Belli bir seviyede hazır halde sizin kullanımınıza sunar. Hı -hı. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda da ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerinde de aynen şunu der. Kullansanız da kullanmasanız da kullanılan kısmın %70'i kullandığınız kadar sizlere pay edilir. Kullanılmayan %30 da sizin arsa payınız oranında sizlere pay edilir. Ben kullanmıyorum Antalya'ya gittim evimde değilim bunu ödemeyeceğim. Hayır böyle bir Hı -hı. E, durum yoktur. Hı -hı. Herkes e, ısı payı ölçerlerinin Hı -hı. E, kapatsa dahi Hı -hı. E, ortak alandan gelen yüzde otuzluk kısmı Hı -hı. E, bürüt alan e, yani arsa payı kısmında Hı -hı. ödemek zorundadır. Ama burada bir kanun değişikliğine gitse mesela kanun değişikliğine gidilse çünkü bu biraz adaletsiz oluyor. Yani benim dairem boş yani Hı -hı. ben ısıtmayı kullanmıyorum ama ödüyorum. Evet, Sizce bu sistem adaletli mi şu anki durumda? Şimdi bu bizi en başa döndürüyor. Hı -hı. Ee, insanlar kat sakinleri, kat malikleri öncelikle Hı -hı. ev alırlarken Hı -hı. ya da kiralarlarken evin 2 artı 1 olması, 3 artı 1 olması 1 artı 1 olması, garajı bahçesi olmasından önce Hı -hı. yönetim planlarına bakmaları gerekiyor. Hı -hı. Yönetim planları binamızın, binaların Yönetilen alanların anayasası. Hı hı. O yüzden e, yönetim planlarının emrettiği şekilde... Hı hı. E, Öncelikle tanışmaları gerekiyor. Tabii. Yönetim planı ev alırken, hı hı. satarken, kiralarken, boşaltırken... Hı hı. Önce tüm kat sakinleri ya da malikleri ilk önce bakması gereken en önemli argüman yönetim planı. Yönetim planı. Yönetim planına bakmadan kiralarsanız... Ev satın alırsanız maalesef istenmeyen sonuçlarla karşılaşacaksınız. Özellikle seçerken evi seçerken merkezi sistem mi? Merkezi sistemin avantajları, dezavantajları. Şimdi siz bana dezavantajlarından bahsediyorsunuz. Ben de size avantajlarından bahsedeyim. Avantajları ne? Tabii merkezi sistemin avantajları. Hı hı. Öncelikle çevreyle alakalı büyük avantajları var. Hı Sonra ekonomik olarak Büyük avantajları hı hı. var. Ee, siz bir sitede belli bir katta oturuyorsunuz. Hı hı. Ee, alt komşunuz belli bir sıcaklıkta dairesini tutmak zorunda. Hı hı. Üst komşunuz belli bir sıcaklıkta tutmak zorunda. Hı hı. Ortak bir alanı ortak bir şekilde paylaşmak zorundasınız. Hı hı. O yüzden e, ekonomik olarak da ekonomik olarak da e, aynı zamanda da e, verim olarak, ısı verimi olarak hı hı. merkezi sistemin çok büyük yararları var. Doğru hı. kullanılırsa tüm oturanlar, tüm sakinler, hı hı. özellikle merkezi sistem kullanma hakkında bilgilendirilip hı hı. merkezi sistemin nasıl doğru kullanıldığını bilirse hı hı. Hı hı. çok ekonomik, çok güzel bir sistem. Hı hı. O zaman vatandaşlarımıza böyle diyebiliriz: yani Herhangi bir daireyi satın alım satın almadan önce yani sitede sitede yani o site'nin yani tüm yönetim evraklarına, planı. tüm evraklarından ziyade yönetim planına, yönetim planı bakmaları Altın gerekiyor. Kural, Hı -hı. kiralarken, Hı -hı. satarken, Hı -hı. alırken Hı -hı. Yönetim. yönetim planına bakılması gerekiyor. Hı -hı. Yönetim planı anayasamız. Merkezi sistemlerde yanlış bilinenlerden başlayalım. Hı -hı. E, merkezi sistem özellikle e, yine çevre ve şehircilik bakanlığının ...emrettiği şekilde belli genelgelerle hı hı. çalışan bir sistem. Ee, belli bir sıcaklıkta açılması, belli bir kısımda çalışması... Hı hı. ...ve özellikle belli bir kısımda da size hizmet etmesi sağlanıyor. Hep şununla karşılaşıyoruz. Ee, biz yakıyoruz, en yüksek seviyeyi alıyoruz... Hı hı. ...ancak istediğimiz ısıyı alamıyoruz. Hı hı. Ee, evet, alınamaz çünkü... Bizim ısı sistemlerimiz dışarıdaki ısı, içerideki ısının ortalamasıyla çalışan hmm, sistemler. Otomatik Tabii. sağlıyor. Tabii. Hmm. Az önce bahsetmiş olduğum hmm. ekonomi de buradan geliyor. Hmm. Sistem belli bir e, ortalamada size ısıyı gönderiyor. Hmm. Siz dairenizin içindeki hmm. vanalarla, hmm. dairenizin içindeki... Hmm. E, Kontrol edebildiğiniz akıllı ev sistemlerinde panelden, hı hı. E, akıllı ev sistemi olmayan e, yerlerde hı hı. direkt peteklerden. Peteklerin kendi ölçümleri evet, de var. Ölç evet, evet. evet. Onlardan daire içindeki sıcaklığı hı hı. ayarlayabiliyorsunuz. Hı hı. Ben en son seviyeye getirdim. istediğim ısı gelmiyor. Hı hı. E, evet, gelmez. Çünkü e, bizler e, belli bir ortak alanı birlikte paylaşan hı hı. kat sakinleri olarak ortak hareket etmemiz gerekiyor. Belli, siz e, ortak merkezi sistemde istediğiniz kadar yakamazsınız, hı hı. istediğiniz zamanda söndüremezsiniz. Hı hı. E, tamamen belli standartlarda hı hı. E, sıcaklığı daireniz içinde ayarlayabilirsiniz. Hı hı. E, bununla ilgili özellikle şu an, şu mevsimde, şu günlerde hı hı. bizim en çok yaşadığımız konu bu. Dışarısı sıcak, hı hı. evlerimizin içi soğuk. Hı hı. Neden kaloriferler yanmıyor? Hı hı. Ee, bu da özellikle doğal gaz sorunu olan, hı hı. doğal gaz sıkıntısı yaşadığımız bu günlerde aslında e, bu sistemin ne kadar efektif Tas olduğunu, bu sistemin sağlıyor. ne kadar tasarruflu hı hı. olduğunu bizlere gösteriyor. Hı hı. Ee, daire içindeki peteklerin önüne hı hı. bir oturma grubunun konması. Hı hı. Ee, daire içindeki peteklerin hı hı. önüne bir şeylerin bir perdenin konması, e, o bölgede e, yalıtımın düşük olması hı hı. dikkat edilmesi gereken e, bazı küçük noktalar. Evet, yani peteğin önü tamamen açık Tabii, olmalı. Tabii Peteğinizin önü tamamen açık olacak. Hı hı. Yerden ısıtma kısmında e, mümkün olduğu kadar e, hı hı. kış aylarında hı hı. zeminlerde hı hı. E, halı, kilim, hı hı. E, bunun gibi e, malzemeler çok bırakılmayacak. Hı hı. Ee, bunun gibi küçük tasarruf önlemleri Hı -hı. var. Ancak Hı -hı. E, bu radyatör sistemindeki Hı -hı. E, vanaların öncelikle tam çalışıp çalışmadığının Hı -hı. kontrolü gerekiyor. Hı -hı. E, çoğu e, sakinimiz bize şu şekilde şikayette bulunuyor. Hı -hı. Ben 5 kısmına getiriyorum yanıyor. 2'ye getiriyorum yanmıyor. yanmıyor. Oysa ki e, bizim bilirkişi e, bizim ustalarımız Hı -hı. bu işlere vakıf olan Ustalarımız daireye gittiği zaman şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya geliyoruz. Hangi sıkıntı? Termostatik vanalarının bozuk oldu. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Belli bir kısımda takılmış. Öncelikle her sene termostatik vanalarımızı kontrol ettirelim. Gerekli servisleri evimize çağıralım. Kat sakinlerimiz yılda bir kez termostatik vanalarını kontrol ettirsinler. Bu çok önemli. E termostatik vana dışında kalorifel kalorifer eğer kapalı bir sistem değilse hı hı. peteklerinin temizliğine muhakkak baktırsınlar. Hı hı. bu konuda bilen kişilerden muhakkak hı hı. destek istesinler, yardım hı hı. alsınlar. Hı hı. bu sayede ısıya karşı al vermiş olduğumuz hı hı. ücreti inanın hı hı. yarı yarıya getireceğiz. Düşüreceğiz. Hı hı. Şimdi Hakan Bey, bazı site sakinleri şu petek meselesi var ya. Evet. Yani bazıları yani üşüyorlar hemen 5 seviyesine getiriyorlar. Evet. Ee, bu sizce bu yanlış bir yanlış bir hareket mi? Çünkü bence yani hep diyelim kış aylarında hep ya 3 seviyesinde ya 4 seviyesinde durursa daha tasarruflu olmaz evet. mı? Evet. Şimdi bu konuda bizlerin tüm sakinlere kat maliklerine göndermiş olduğumuz bilgilendirme formları var. Hı hı. Bu bilgilendirme formlarında Termostatik vananın nasıl kullanılması gerektiği. Hı hı. İki seviyesinde biz hep öneriyoruz. İki seviyesinde çalışır bir termostatik vananın iki seviyesinde kalmasını... Evi havalandırdığınız zaman da oda oda havalandırma yerine 10 dakika tüm evi havalandırmaları gerektiğini... ısı sarfiyatında, ısıyı içeride hapsetme olayında hı hı. E, çok işe yaradığını ve... E, ısıyı boşa harcamamamız harcamamamız gerektiğini hı hı. E, bu sayede sakinlerimize bildiriyoruz. Hı hı. E, çok küçük detaylar, hı hı. çok küçük bilgilendirmeler. Hı hı. Ancak işte kat sakinlerimiz hı. ben 5'e getireyim yüksek yansın. Hı hı. Ben e, ikiye 2'ye getireyim. Hayır. Devamlı belli bir kısımda. Evet. Belli bir şekilde. İşte o, duracak, zaman o zaman Çünkü tasarruflu. O zaman tasarruflu. olacak. mesela ben olacak. böyle kullanıyorum. Evet. Yani kış ayları geldi mi ben de hep 3 evet. seviyesinde evet. duruyor evet. ve faturalar yani o kadar yani Evet normal seviyede geliyor evet. faturaların. Özellikle bir küçük e, nokta daha var. Hı hı. Kat sakinlerimiz e, her 5 yılda pay ölçerlerin hı hı. belli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın vermiş olduğu hı hı. E, genelgeye, onun genelgesine göre 5 yılda bir muhakkak pay ölçerlerini bizim e, değiştirmelerini tavsiye etmiyorum. Hı hı. E, muhakkak ilgili servislere göndererek hı hı. E, bu 5 e, yıllık periyotlarda bakımlarını yaptırsınlar. Hı hı. E, bu bir zorunluluk. Hı hı. Yapılmadığı takdirde idari cezaları var. 5 e, yılı dolan ısı sayacı hı hı. E, muhakkak e, gönderilip hı hı. kontrol ettirilmesi hı hı. gerekiyor. Kontrol mekanizması yine Devletin belirlediği hı hı. ilgili yerler. Hı hı. Ben eve oturalı daha iki yıl oldu. Hı hı. Ancak ısı sayacım daha yeni, hayır daha yeni değil. Üstünde yazmış olduğu tarih o ısı sayacının sisteme takıldığı tarih. Hı hı. O ısı sayacı üstündeki tarihten sonra beş yıl hı hı. içinde hı hı. muhakkak gönderilip hı hı. gerekli tamir servis bakımına girmesi gerekiyor. Hı hı. Eğer ısı kısmında yaktığınızla ödediğiniz uyuşmuyorsa en önemli dikkat edilmesi gereken konu hı hı. sisteminiz. Hı hı. Hakan Bey şimdi burada benim bir şahsi sorun, sorun var. Sosyal tesis, tesislerimiz var bizim. Evet. Hamamlar, saunalar ya da buhar hammamları yani genellikle kış aylarında biz bunları kullanmayı yani tercih ediyoruz. Evet. Isınmak için. Oradaki Giderler. Bunlar aidata giriyor mu? Ya da ek olarak yansıyor mu? Ne yapıyor bu? Şimdi böyle büyük sitelerde hamam, kapalı havuz, hı hı. E, sauna, tuz odası hı hı. böyle e, yönetimini yaptığımız yerler var. Bunlar da hep işletme projesinin kalemleri. Hı hı. Yani orası ortak alan. Herkesin kullandığı bir alan ve belli bir gideri var. Hı hı. Havu, binamızın içinde bir or, kapalı bir havuzumuz var. Hı hı. Havuzun bakımı, hı hı. havuzun kimyasalları, hı hı. havuzun sizlere iyi hizmet edebilmesi için belli pH derecesinde hı hı. hizmet edebilmesi için gerekli işletme giderleri var. Bu işletme giderleri bizim Ocak ayında yapmış olduğumuz hı hı. toplantıdan sonra hı hı. sizlere ulaştırdığımız hı hı. işletme projesi'nin içinde. Bütün kalemler gözükmesi gerekiyor. Sakinler ince bir şekilde, sakinler detaylı bir şekilde nereye ne para ödediğini bilmeleri gerekiyor. Havuzun kloru mu alınacak, havuzun bakımı mı yapılacak, tek tek işletme projesinde bunlar fiyatlandırılıyor. Tabii ki 2022 yılında beklemediğimiz bir gelişmeyle bu böyle bir artışlara gidildi ancak. Umarım 2023 senesinde böyle bir durumla karşılaşmayız hı hı. ve işletme projelerimiz hı hı. uygulanmaya devam hı hı. eder. İkinci bir toplantı yapıp hı hı. ikinci bir işletme projesi yapmak zorunda kalmayız. Hı hı. Şimdi sizin şahsi beklentiniz yani artık 2022 yılı yani sonuna geliyor diyelim. 2023 yılı başlamak üzere sizin sizin işte şahsi beklentiniz zamlar. Daha da olabilir mi yani Ocak ayında ya Şubat ayında? Evet. Şu an izleyicilerimiz merak içindedir. Evet. Bizim beklentimiz 2023 yılında e, ekonomimizin hı hı. E, olabildiği kadar hı hı. iyi gitmesi hı hı. bu konuda e, vatandaşlar olarak üstümüze düşeni hı hı. yapabilmemiz, hı hı. E, devletimize e, destek vermemiz hı hı. önemli. Hı hı. E, ancak e, tabi asgari ücret, hayat şartları. Biz 2023 yılında da bu sene kadar olmasa da bir artış bekliyoruz. Olabilir. Olabilir. Enerji de, hı hı. işçilik maliyetlerinde. Bir de küresel koşullar. Küresel malum. koşullar bizim sadece içinde bulunduğumuz yerin değil de küresel şek şekilde hı. E, dünyada yaşanılan ekonomik krizler bizi hı hı. de etkiliyor. Hı hı. Muhakkak ki artışlar olacaktır. Hı hı. E, muhakkak ki yapılan artışlar sonrası bizlerde e, insanlara sakinlerimize maliklerimize hı hı. nereye neyin harcandığını hı hı. hangi kaleme ne kadar para harcandığını göstererek hı hı. aidatları belli bir odanda tutmakta hı hı. yükümlüyüz. 2023 yılı umarım <laughs> umarım evet, iyi geçecek. Bilmiyoruz ama i̇yi bakacağız geçecek. yani. Evet. Artık önümüzde o yıl yani göreceğiz neler olacak. Evet. Ama inşallah belki de bir şeyleri değişir. Belki de bu Rusya-Ukrayna arasındaki savaş biter, bilmiyorum biter mi bitmez mi? Bakacağız. Şimdi burada site yöneticisi kaç yıllık bunlar belirleniyor? Bir yıllık mı, iki yıllık mı, beş yıllık mı? Nasıl? Kat mülkiyeti kanununa göre ve hmm. yönetim planı e minimum maksimum şekilde maksimum bir yıldır. Bir yıl. Tabii hmm. bir yıldır. Her yıl Kat malikleri olağan genel kurula gitmek zorundadır. Hı hı. Ee, Eğer davet etseler malikleri. Davet ederlerse. <laughs> evet ama, ee, ama bazen <laughs> davet etmiyorlar. Ee, biz davet edildiğini düşünüyoruz. Tamam. Ee, davet e, usule uygun bir davet, hı hı. usule uygun bir toplantı, usule uygun gündem maddelerini hı hı. E, takip ederek hı hı. E, kat maliklerini ve sakinlerini... Hı hı. Yani burada yanlış bilinen bir olay da e, kat sakinlerinin yani kiracı komşularımızın e, toplantıya katılamazlar Hı -hı. şeklinde. Bu da yanlış. Hı -hı. E, tüm apartmanda yaşayan komşularımız, kiracı olsun ev sahibi olsun Hı -hı. E, toplantıya gelebilir. Hı -hı. Sadece kat mülkiyeti kanununda bazı küçük Hı -hı. detaylar var. Hı -hı. Bu detaylar der ki oy kullanabilme hakkı oy kullanabilme hakkı sadece kat maliklerindir. Ancak kat sakinleri, kiracı komşularımız hı hı. E, görüş belirtebilir. Hı hı. E, yani kiracının oyu yok. Hayır. Mi? Kat Mülkiyeti Kanunu'na hı hı. göre oyu sadece yok. Malikin oyu. Ama evet, malikim var. Ancak biz davet kısmında kat maliklerine yasal olarak bir davetiye hı hı. kat sakinlerinde de ricada bulunuyoruz. Hı hı. Biz bu çatı altında beraberiz, ortak hareket edelim, ortak Hı -hı. belirleyelim ihtiyaçlarımızı, ortak parayı uygun yerlere harcayalım. Hı -hı. Ee, bu konuda e, çok olumlu dönüşler alıyoruz. Hı -hı. Çünkü e, bu işler özellikle ortak alanlarda, 50 daireli, 100 daireli yerlerde Hı -hı. fikirler çok önemli. Hı -hı. Ee, çok güzel fikirler gelebiliyor. Ee, çok güzel anlaşmalar yapılabiliyor. Çok güzel destek olunabiliyor. Yani her yerde istişare gerekiyor. İstişare. Hı -hı. Bizim özellikle e, yönetim anlayışımızda da bu var. Hı -hı. Konuşarak, e, belli bir yola, anlaşarak. belli bir anlaşarak e, belli bir yol izliyoruz. 7-24 7-24 çalışmalar. Hizmet. Hı -hı. E, çünkü e, 7-24 hizmetten kasıt şu bir sorumluluktur yöneticilik. Ee, o binada dışarıdan hizmet entegre sistemde hı hı. dışarıdan hizmet kesin kesintiye uğrayamaz. Hı hı. Dışarıdan hizmet veriyorsanız hı hı. ulaşılabilir olacaksınız. Hı hı. Ulaşılabilir olduktan sonra da çözüm üreteceksiniz. Hı hı. Çözüm üretmek e, ulaşılabilmek hı hı. en önemli noktalarımız. Hı hı. O yüzden e, bir yılın sonunda hı hı. olağan kat malikleri toplantısında bunun e, devam ederek yönetimi ödülünü alıyorsunuz. Hı hı. Yani e, bu çok önemli. Hı hı. Hakan Bey, bugün programımıza gelip katıldığınız için çok minnettarım. Sizin e, yorumlarınız, tecrübeniz bizim için çok önemli. E, bir de bu sıkıntılı durumda. Çok sıkıntılı. Çok sağ olun. Hafta içinde iş insanı medet Anlıyla. Gayrimenkul sektörünün sorunlarını ve fiyat artışlarını konuştuğumuz bir röportaj gerçekleştirdik. Şimdi onu hep beraber izleyelim. Medet Bey, merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü programımıza katıldığınız için size minnettarız. Bir de evet. öncelikle hani sohbete başlamadan önce kendiniz hakkında bahsetseniz siz inşaata, o müteahhit işlerine nasıl geldiniz? ben yaklaşık 1999 depreminden beri bu işle iş yapıyorum. Zaten bir hobimdi benim. Öyle Evlere bakmak, dekorasyon yapmak, dekorasyonlara bakmak. gençken herkesin bir hobisi olur ya. Benim bir mimar gibi, bir mühendis gibi en büyük, en büyük merakım buydu. 99 depremi Bunda ateşleyici bir unsur oldu. Ondan sonra başladım. Yani demek ki depremden sonra siz böyle karara geldiniz. Evet, yani evet. ben artık inşaat işine girmeliyim. Diye. Aynen, 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 aynen. Evet. Biliyorsunuz şu anki durumda yani sadece alıcılar değil, sadece vatandaşlarımız değil, şu anki zor durumda yani herkes zor durumdan geçiyor. Evet, Şu anki tüm durumda. Dünya. Evet. Yani inşaat sadece ülke biz değil tüm dünya. Tabii tüm dünyada. Şu anki durumda hangi sıkıntılardan geçiyorsunuz siz? Şu an e, sıkıntılarımızın e, çoğu dünyada e, dövizin devamlı artma eğiliminde oluşundan, evet. kur artışında bir de arsa fiyatlarının aşırı yükselmesi. Dolayısıyla arsa fiyatları aşırı yükseldiği için Sonuçta İstanbul gibi başka bir İstanbul yok. Evet. Dolayısıyla daha önceden çok inşaatlar yapıldı. Her yıl yapılıyor. Arsa fiyatları, bunun üstüne de dünyadaki ekonomik kriz, fiyatları yükseltince... Küresel enflasyon. Küresel enflasyon, evet çok güzel söylediniz. Küresel enflasyonla birlikte aşırı yükselen maliyetler, bunu bir yerde absorbe edebiliyorsunuz. Ama arsa fiyatları gerçekten çok aşırı yüksek. Yani bu sebeplerden bu sebeplerden dolayı uh -huh. e, maliyetler artıyor. Siz de maliyetler artınca ev fiyatlarını yükseltiyorsunuz. Ev fiyatları da yükselince otomatikman kiralar yükseliyor. Evet. Şu anki durumda biliyorsunuz gayrimenkulde fiyatlar hiç durmasını bilmiyor. Evet. Yani bu fiyat artışları yani devam ediyor, devam ediyor. Sizce bunun devamı olur mu? E, ben, Yükselme devamı. Pandemi başladığında Tüm dünyada bütün insanlar da bunu unutuyor. Bilim adamlarının, ekonomistlerin söylediği bir şey vardı pandemide. Pandemi 2 sene sürerse etkisi 6 yıl olur, her yıla 3 yıl. Pandemi iki buçuk 3 yıl sürdü. Sonuç itibariyle 2-3 yıl siz bir şeyleri çalıştıramadınız, mekanizmaları çalıştıramadınız. Herkes bunu unutup ekonomik kaosun üzerine de iç barış kaosu da yaşanıyor. Herkes hani birilerinin suçuymuş gibi düşünüyor. Fakat e, Almanya, İngiltere gibi ülkeler bile 40 yılda ilk defa çift haneli enflasyonları geldi. gördüler. E, biz nasıl ülkeye faydalı olabiliriz? Bu kaotik ortamda ülkemize nasıl faydamız olur diye düşünürken ben şöyle dedim. Ben İstanbul'da ev satıyorsam yabancıya satmalıyım. Ülkeme döviz girdisi yapmalıyım döviz ülkeme girecek, benim devletimde sosyal konut projeleri yapacak. Ben gerçekten bu öngörüde bulunmuştum. Devlet de bununla ilgili atılımlar yaptı. İnşallah o sosyal konut projeleri biraz daha yörünge değiştirip emeklilik tazminatlarının karşılığında ev vermeye falan dönerse e, kim nereden memuriyet? Önce devlet memurları tabii. Nerede memuriyet yapmışsa o mıntıkada ev sahibi yapılarak sosyal konut projesine de bir boyut getirilebilir. Ee, benim bir önerim vardı. Bundan 4 yıl önce o önerimden sonra şu gerçekledi, gerçekleşti. Toprak sahipleri ve müteahhitler birlikte şirket kurup inşaat yapsınlar. Maketten satış yasaklansın. Çok şükür belki benden, belki başka birinin öngörüsü, belki devletin tesadüf oldu ondan sonra e, maketten satış yasaklandı şu anda da benim e, tüm konut alıcılarına ya da konut bakacak insanlara şu an Almanya'da biliyor musunuz e, kimse konut almıyor nereden alıyor konutu biliyor musunuz Türkiye'den şu an Ukrayna İran Rusya'dan sonra dördüncü sırada Almanya buradan aldıkları evleri kiraya veriyorlar biz bunu kendi ülkemiz içerisinde de yapabiliriz. Mesela ben Ankaralıyım. Ankara'da ev fiyatları çok pahalı. Edirne'den bir ev alıp mesela öyle projelerimiz de var. Oradan gelen kirayla hem Ankara'da rahatça oturabilirim ya da emekliliğimi rahatça geçirebilirim. Yani artık dünyadaki insanlar bunu bizim ülkemizde yaparken bizim de kendi ülkemizde çözümler üretmemiz lazım konut için. Konut dünya üzerindeki en sağlam yatırım şeklidir. Medet Bey biliyorsunuz şu an Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş maalesef devam ediyor. Bu savaş bizim maalesef evet gayrimenkul sektörümüzü nasıl etkiler sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye bu savaşta e, şu ana kadar doğru bir politika güttü ticari olarak bir katkısı oldu ama keşke savaş olmasa biz de ticari olarak hiçbir şey kazanmasak evet. ama İnsani pozitif kayıtlar. olarak ticari pozitif olarak çok büyük katkısı oldu. Evet ve bu, daha da oluyor ve bu fiyatların tırmanışını getiriyor mu daha? Ya, ya Türkiye'de şimdi yanlış bir algı var. Fırsatçı. Sanki hayır hayır hayır. Evet. E, fiyatları sanki yabancı vatandaşlığı yükseltiyormuş. Evet, bunun böyle. etkisi yüzde beş. Hayır 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 Hı -hı. değil. Tamamen dünyadaki enflasyonla alakalı bir şey. Siz yabancı vatandaşlığı yapmayın, ikamet vermeyin. Çimento'nun fiyatı mı düşecek? Yok düşmez maalesef. Alakası yok. Yüzde beştir. Yüzde beş bile değil. Emin olun dışarıdan gelen de bizim Türkler kadar pazarlıkçı. Savaşı mavaşı unutuyor insanlar. Yine orada paranın hesabını yapıyorlar. Ya bu ...algı çok yanlış bir algı... ...tamamen arsa fiyatları... ...ve dünyadaki enflasyon bunun etkisi... ...Türkiye faiz politikasında... ...sağlam durup devam ederse... ...10 puanın aşağısına çekerse... ...dünyadaki enflasyon bittiğinde de... ...dövizde bir... ...bu vatandaşlık sayesinde... Ha, ...vatandaşlık 400 bin dolar... ...rakamı çok mu az mı tartışılır... ...bence az... ...İstanbul gibi bir yerde... Dünyada bir tane İstanbul var. 1 milyon dolar da yapsanız emin olun insanlar gelir, ev alır. Ama bunun bir memurun ev almasına engel olan şey yabancıya satış değil. değil. Doğrudur. Değil. Doğrudur. Değil. Bu bunu e, siyasi rekabette koz olarak kullanıyorlar. E, şu an Tür Türkiye'de sadece bir ülkeye vatandaşlık veriliyor Ben dün Ç Çin. Problemi mi var? Ekonomik sorunu mu var? Hayır, adam İstanbul'da evi istiyor. Ha 400 bin dolar az mı? Bence az. Bence e, İstanbul'dan bir insan, ben nasıl Londra'dan gidip yaşamak istiyorsam ki yaşamak istemiyorum, Londra'dan ev alacağım, onun bir bedelini ödüyorsam e, burada da bir bedel olmalı. Yani biz mesela adam Kayserili diyor ki benim Kayseri'de 3 evim olsun, İstanbul'da da 3 evim olsun. Sonra da barınma sorunundan bahsedip hükümetlere, her hükümet için geçerli bu. Baskı, barınma sorunu nedir biliyor musunuz? Barınma sorunu doğduğunuz toprakta yeriniz yoksadır. Barınma sorunu seni Kayseri'de evin olup İstanbul'da evin yoksa barınma sorunu değildir bu. Sorunuzun en net cevabı konut artışlarındaki fiyatın sebebi dünyadaki enflasyon, ve arazilerin ve petrol imarlı fiyatlarının artışı tabii petrol fiyatlarının Demir artışı fiyatlarının enerjinin artışı, artışı. Tabii. onlar da ta, zaten enflasyonu tetikleyen unsurlardır onlar, bunlar evet, bunlar enflasyonu sıçlatan unsurlardır evet. ama en 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 önemli şey imarlı arazinin sayısının azalışı arazi fiyatlarının yüksek oluşu dünya enflasyonu siz şu an faiz indirimleri hakkında bahsettiniz. Evet, çok Merkez, destekliyorum. Evet, Merkez Bankamız faizleri indiriyor. Ve evet. ben de onun taraftarıyım. Daha detaylı bir şekilde şu an şimdi, anlatsanız. Anlatabilirim. Daha, çok tek da haneli, sevdiğim bir konu. Evet, tek haneli uh, Tek haneliye inmek zorunda. İndirirse. İnmek zorunda. İnmeli de şimdi faiz belki bugün bankalar direniyor. Direniyor. E, kredileri yüksek veriyor. Ama belli bir zaman sonra bankaların da direnci kırılacak. Tabii. Bu düşen faizlere orantılı olarak mortgage kredisi, ihtiyaç kredileri, ticari krediler kullandıracaklar. Faiz bir ülkenin başına gelebilecek gelmiş olan en büyük musibettir. Doğru. Faizin girdiği her hanede, her ülkede fakirlik, savaş olur. Parası olanlar, parası olmayan halkın, milletin bütün ekonomik gücünü elinden alır. Faizin tekhanelilere keşke olabilse, hiç faiz olmasa. Dövizde biz ülkemizde yurtlarında faiz yok. Sıfır. Orada da <laughs> başka sorunlar baş gösteriyor. Ama biz hem Avrupa hem Asya ülkesi olarak hem oradan hem Asya'dan alabileceğimiz güzellikleri alıp e, refah seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Genç bir nüfusumuz var. Şimdi 2023 yılı için emlak sektörü için nasıl bir yıl olur diye siz tahmin ediyorsunuz ya da beklentileriniz 2022, 2023 ve 2024 hı hı. yılları dünyanın tamamında enflasyonun olacağı yıllardır hı hı. devam edecek. Bizim ülkemizde de 2023'te seçim olacağı için <laughs> bir seçim ekonomisi gerekecek. Buna herkesin kendisini, ailesini, şirketini, holdingini ayarlaması lazım. Bir seçim ekonomisi olacak. Bazı menfaatçiler bundan çok fayda sağlayacak. Güçlü olan, malzemesi olan, arsası olan, projesi olan tacirlerde. Bundan tabii ki para kazanacak. Yani sizin beklentiniz 2023, 2024 enflasyon devam eder. Evet. Pandeminin ve enflasyonun etkileri devam eder. Devam eder. Dünyanın e, her ülkesinde 2024 yılından sonra e, aşağı doğru bir enflasyon inişi e, bekliyorum yani. Ama 2024'ten önce beklemiyorum. Gayrimenkul yatırımcılarına ne tavsiye edebilirsiniz? Ne diyebilirsiniz? Önerileriniz? Yani önerilerim şu. Bir kere her şeyden önemlisi ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Mesela ortak yaşam alanlarına yakın yerlerden, ulaşıma yakın yerlerden alıp diğer maliyetlerini düşürmeleri. Büyük ev tercih edip metrekarede fazla vermek yerine kullanılabilir ısı tasarrufu yapabilecekleri yerleri tercih etmeleri ve işin uzmanı güvendikleri danışmanlarla işi yapmaları, kurumsal firmalardan ev almaları demiyorum. İşin uzmanı, işin erbabı kendi tanıdıkları ya da tanıdıklarının iş yaptığı gayrimenkul uzmanlarından, gayrimenkul danışmanlarından destek almaları. Biliyorsunuz bu sosyal konut projesi ilan evet, edildi. Çok... En evet. son ki çok beğendim. inşallah hayata geçer. Gayrimenkul sektörünü nasıl etkiler? Sizin düşünceleriniz bu uğurda. Şimdi e, gayrimenkul sektörünü... ...olumsuz yönde etkilemez. Her malın alıcısı vardır. Şimdi... E, ...şeyi de çok beğendim. Mesela Çatalca'da yapıyor olmaları... ...çok hoşuma gitti. E, mesela çatalcı ...adam... Uygun ev alacak. Hem de doğal bir ortamda. Biraz şehre uzak olsun. Ama çok uygun alacak. Çok da güzel bir yerden alacak. Bu da ek bir fikrim olur mu? Olur. Daha önce konuşmamızın ortasında da söyledim. Öncelikle devlet memurlarına, daha sonra normal vatandaşa, bence emekli olduğunda, tazminat yerine o parayı alıp sonuçta krediyle girip ev alacağına tazminat olarak ev verilebilir. <laughs> Ücretsiz bir şekilde. Ücretsiz bir mesela SGK ya da Bağ-Kur'larımızdan eskiden vardı konum tasarruf teşvik kullanılmadı. Kullanılıp emeklilik emeklilikte ev verilebilir. Ha <laughs> ya bu yapılabilir mi? İstenince her şey yapılır. Ama destekliyorum. <laughs> Orta vadede yani gayrimenkul sektöründe fiyat inişlerine getirebilir mi bu, bu proje? Getirme. Çünkü ben beklemiyorum <laughs> inişini. Yok. İnşaat artık sadece barınma için alınan bir şey değil. Evet. Artık e, yatırım, e, aracı. Ülkemi yatırım aracı. Yatırım e, aracı ve sağlam hı. bir yatırım aracı. Hı hı. Eskiden tapularda sadece ev sizin olurdu. Şimdi çok şükür çok arazi de sizin. Ortak oluyorsunuz. Hı hı. E, kat ifak kat e, Yatırım aracı olduğu için parası olan insanların tercih, arz talep Arz talep meselesi. Hı hı. Ben hiçbir şekilde düşeceğine inanmıyorum. Yani Sonuç itibariyle o insanlar yurt dışından bir hesaptan ülke borsasına girip bir günde ülkeyi çökertebilirlerdi. Ne yapmış? Ülkesine güvenmiş. Ülkesinin inşaatçısına güvenmiş. E, ülkesinin devletine güvenmiş. Parasını gitmiş, hı hı. ev almış. İleride onun kirasıyla emekliliğini yaşayacağını düşünüyor. Hı hı. Hep biz parası olmayanı kollarsak hı hı. E, parası olan bu sefer parasını ülkeye yatırmaz. Tabii. Başka Bunu dengede tutmak başladı. lazım. Doğru. Sonuçta o parası olanların e, aldığı ya da yaptığı yatırımlar karşılığında çalışarak bizler hı hı. evlerimize ekmek götürüyoruz hı hı. biz emekçiler. Hı hı. Bir de böyle düşünmek lazım. Bir de bu tarafından bakmak lazım. Değerli izleyicilerimiz, şimdi kısa bir reklam aramız var. Hiçbir yere ayrılmayın. Reklamdan sonra hemen buradayız. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızda yani bugünkü sıkıntılar konuştuk. Görüyorsunuz. Bu fiyat artışları hiç durmuyor. E, sitelerdeki aidat artışları artık vatandaşı isyan ettiriyor. Bu nereye kadar olabilir? E, site yöneticilerinin m, görevlerinin sınırları neler olabilir? Yani hangi kanuna göre, hangi genelgeye göre biz hareket edebiliriz? Biz site malikleri olarak kendi haklarımızı nasıl koruyabiliriz? Bu kış aylarında nasıl tasarrufu sağlayabiliriz? İşte biz bu tüm bu soruları, bu tüm bu sorunları bugünkü programımızda konuştuk. Niyaz Kılıç'la gündemin sonuna geldik. Haftaya saatleriniz 12'yi gösterdiğinde yepyeni konu ve konuklarımla burada olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıkla kalın.